Evet, sayfe-i arzda pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Şu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen, şu gelen fıkralara dikkat et. 1. O icat fiili pek azim ve geniş bir sehaveti muttakadan geliyor. 2. Bir suhuleti muttaka ile bir kuvveti muttakadan çıkıyor. 3. Muttak bir intizamla sureti muttakada meydana geliyor. 4. Mevzun ve mizanlı olarak bir vus'at-ı muttakada bulunuyor. 5. Güzel bir eser sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. 6. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyazı mutlak ve ademi iltibasıyla yapılıyor. 7. Mahalli taalluku gayrimütenahi olmakla beraber eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husura gelir. 8. Efrat ve envar arasında budu mutlak ile beraber tevafuk-ı muttaka var. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına o sikkeyi izhar etmeye kâfidir. Bakınız, en harika bir sahavette, en harika bir üstün sanat, muhit bir kudretin hassasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber, mucizene bir surat-ı muttaka, her şeyi emrine ve kudretine tesir eden zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından, pek geniş bir tasarruf ile, harika bir hüsnü sanat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata hastır. Kesret ve mevzuriyetle beraber her ferdin sanat itibariyle kıymetli olması, sonsuz bir zenginlikle gayr-ı mütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibatsız ve fevkalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları her şeye basir ve her şeye şahit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Ve keza arzda dağınık bulunan efrat arasında uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatçı aralarında husula gelen tevafuk, küre-i arz yedi tasarrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza nevin kesret-i efradıyla beraber her ferdin harikulade bir hüsn-ü hilkata malik olması kadir-i mutlaka hastır ki az çok, küçük ve büyük her şey ona nispeten birdir. Geçen fıkraların her birisinde her şeyin tek bir sahnin sun'u ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet, sahavet ile kuvveti iktisadi arasında ve surat ile mizanlı olmak arasında, ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları bir fiilde cem etmek ancak kudreti hassiz bir sani kadire mahsustur. Evet. Şimdi bu okuduğumuz metinde üzerinde durulan nokta, bakın, yaratılış gerçeği. Arz sayfasında bakın gayet muhteşem, hakimane bir icat var. Bir icadı ilahi var. Mahlukatın yokluk aleminden varlık alemine çıkması. Hallakit ilahiyenin tecellisi. Allahu haliku kulli şey ayetinin bir manada tefsir ve beyanı. Şimdi burada madem kainatta her şeyi yerde ve gökte her şeyi yaratan, tanzim ve tertip eden Cenab-ı Allah'tır. Öyleyse bu yaratılış gerçeğinin arkasında mütefekkirane, arifane bir nazarla baktığımız zaman şu yaratılış gerçeğinin arkasında Cenab-ı Hakk'ın hangi isim ve sıfatlarını okumamız gerek? Ve bu azim fiil arz sayfasında gayet hakimane
muhit her şeyi ihat eden yaratılış hakikati, şu yaratılış gerçeğinin arkasında tefekkür noktasından hangi tespitleri esma ve sıfat-ı ilahiye namına yapmamız gerekiyor? İşte bize burada fikir dünyamıza bir açılım veriyor. Nasıl bakacağız? Yani şu icad-ı ilahinin arkasında ne var? Evvela dikkatle, ibretle ve fikretle, derin düşünceyle baktığımız zaman şu kainattaki muhteşem ve muazzam yaratılışın, icadın arkasında azim ve mutlak bir kudretin tezahür ve tecellisi görünüyor. Yerler ve gökler içindeki bütün mevcudatın yaratılışı. İşte bu yaratılışın arkasında gayet azim ve mutlak bir kudretin tezahürü görünüyor. Bu bir. İkincisi, şu icad-ı ilahinin kainat sayfasında, zemin yüzünde tezahür ve tecellisinin arkasında gayet muhteşem ve muhit bir faaliyetin tecelli ettiğini görüyoruz. Gayet muhteşem, gayet muhit. Yerlerde ve göklerde, zerrelerden galaksilere kadar gayet hakimane, müdebbirane bir faaliyetin ve bir rububiyetin tezahür ve tecellisi okunuyor. Evet. İşte bu faaliyetlerin de arkasında, peki bu faaliyetlerin arkasında da Cenab-ı Hakk'ın pek çok fiili esmasının hakimane tecellilerini okuyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi dikkatle Allah'ın yarattığı mahlukata bakın, masnuata bakın. Milyarlarca, trilyonlarca nev nev içerisinde fert. Bakın. Hepsi faaliyetin arkasında fiili esma. Her birisi bir takdirden çıkmış. Demek yaratılışın arkasında fiili esma noktasından bakınca ne var? Bir takdir var. Takdirin arkasında bir tanzim var. Nazmedilmiş. Mahlukat, şiir gibi tertip edilmiş. İşte tanzimin arkasında, bakın, takdirin arkasında bir tanzim var. Tanzimin arkasında bir teşkil var. Şekillendirme, vücut verme. O teşkilin arkasında bir tertip var. O tertibin arkasında bir mizan, bir muvazene, bir ölçü, bir denge var. O dengenin arkasında mükemmel, en küçük detaylara kadar inen bir tasvir hakikatının tezahür ve tecellisi var. O tasvirin arkasında, değil mi, gözlere güzel görünen hüsn var. Güzellik var. O güzelliğin arkasında tezyin var, süslendirmek var, bezetmek var, renklendirmek var. O renklendirmenin arkasında eğer hay sahibi ise tedbir var. O tedbirin arkasında tedvir var. O tedbirin arkasında tekmil var. O mahlukat ne oluyor? Kemala müteveccih, terbiye ediliyor. O tekmilin arkasında ne var? Rahmet var, inayet var, rızık var, iaşe var ve hakeza. Demek dikkatle, ibretle baktığımız zaman bu icat fiilinin arkasında fiili pek çok esmanın tezahürünü okuyabiliriz. İşte burada arz sayfasında pek garip hakimane icadın arkasında kuvvet ve faaliyeti gösteren 8 tane madde sıralanmış. Şimdi bunları böyle mütefekkirane bir nazarla düşünelim. Fikir sahası itibarıyla fikrimizde, fikir penceresi içerisinde bakalım. Birincisi, o icat fiili. Şimdi Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri içindeki bütün mevcudatı icat etti, yarattı. O icat fiilinin arkasında ne var? Pek azim ve geniş bir sehaveti mutlaka var. Pek azim, geniş bir sehavet, yani cömertlik. Allah'ın cud ve sehafeti. Sanki sonsuz derecede kainatta geniş bir, işte şu icat fiili kainatta fevkalade geniş ve azim bir sehaveti mutlakadan geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın cud ve sehasından
şu icat fiili haber vermiş oluyor. İkincisi, bir suhulet-i muttaka ile bir kuvvet-i muttakadan çıkıyor. Gayet suhulette, gayet kolaylıkla eşya, mevcudat ve mahlukat yaratılıyor. İşte şu suhulet-i muttafak, şu muttak manadaki kolaylık arkasında ne var? Bir kuvvet-i muttaka var. Bak, mutlak bir kuvvet, kudret sahibi olan, kadir olan Allah-u Azimşan'ın tasarrufat ve rububiyeti var. Üçüncüsü, mutlak bir intizamla surat-ı muttakada meydana geliyor. Gayet intizamlı, mükemmel yaratılıyor. Ama bunlar surat-ı muttakada yaratılmış oluyor. Bu ne demek? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten eşyanın yaratılmasında bir müşkülat yok, bir zorluk yok. Bir anda surat-ı muttaka içerisinde gayet intizamla saya girmeyen hadsiz mahlukatın ve masnuatın yaratılması. Dört, mevzun ve mizanlı olarak bir vusat-ı muttakada bulunuyor. Bir de yaratılan her şey ölçülü, dengeli ve vusat. Nasıl bir genişlik var? Yani kainatın, küre-i arzın, zemin yüzünün genişliğini dikkate alıp o genişliğin arkasında mevzunlu, vezinli, ölçülü yaratılış gerçeğine bakmak lazım. Bu da neyi gösteriyor? Cenab-ı Allah'ın ilmini, her şeye muktedir kudretini, her şeyi tasarruf eden iradesinin müessiriyetini göstermiş oluyor. 5. Güzel bir eser sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey, her mahluk sanat itibariyle güzel, bedi, müzeyyen ve mükemmel, kalıptan dökülür gibi mükemmel, muhteşem, muazzam yaratılmış. İşte bu kadar güzel sanatın yaratılmasında mutlak ne var? Ucuzluk var. Gayet ucuz, gayet bol. Bu da bak Cenab-ı Hakk'ın hem kudretini, hem sahabetini, hem icad-ı ilahiyede müşkülat olmadığının bize neyidir? Delil ve hüccetidir. Hem altı, taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve Adem-i iltibas ile yapılıyor. Bir de karışık eşyalar içerisinde, mesela yüz küsür elementi düşünün, elementler içerisinde veya hava, su, toprak, ateş, anasır, erba, dört unsur diyoruz. Dört unsurla beraber, evet, büyük bir imtiyaz-ı mutlak. Her nev ve her nev içerisinde her fert imtiyazla, bak, biri diğerinden farklı, siması, vasfı, şekli, istat ve kabiliyeti farklı, iltibas olmadan yaratılıyor. Demek her şey Allah'ın ilminde mahfuz. Allah'ın ilminde unutma yok, şaşırma yok, karıştırma yok, karışma yok. Muhit, muhteşem ve muazzam ilimden, ilmi ilahinin her şeyi ihate ettiğinin delil ve hüccetini akıl gözüne elhamdülillah göstermiş oluyor. 7. Mahalli taalluku gayri mütenahi olmakla beraber eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şekilde husule gelir. Bakın, kudretin taalluku gayri mütenahi. Cenab-ı Hak pek çok şeyi, pek çok nevi, pek çok masnu, pek çok mahlukatı yaratmış. Kudretin tecellisinde gayri mütenahi tezahür var. Ama o tezahür içerisinde Cenab-ı Hak hangi şeyi yaratmışsa, bak, o yarattığı şey fıtratına muvafık bir şekilde yaratılmış. Sureti, istatı, kabiliyeti, giydirilmesi, kainat içerisindeki pozisyonuna baktığımız zaman işte o en güzel, en bedi, en mükemmel bir şekilde yaratılmış, çirkinlik yok. Onun için İmam-ı Gazali demiş ki daire-i imkanda ne varsa o en bedidir, en güzeldir. Allah neyi yaratmışsa yarattığı her şey yaratılış gayesine muvafık ve mutabık olarak en bedidir, en güzeldir, en mükemmeldir. Değil mi? Cenab-ı Hak yani tabiri caizse kalıptan döker gibi mucize hallakiyetini, rububiyetini, tasarrufatını ne yapıyor? Elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor.
Evet. 8. Efrat ve Enva arasında Bud-u Muttak ile beraber Tevafuk-u Muttak vardır. Bak, fertler ve nevi arasında uzaklık var. Uzaklık. Şimdi Amerika nereye, Afrika nereye, küreyi arzu düşün, güney, dünyanın vüsatı nispetinde bakınca uzaklık içerisinde tevafuk var. Bak. Evet. İşte İspanya'da da Cenab-ı Hak fındığı yaratmış. Türkiye'de de, Karadeniz'de de aynı fındık. Bak. İşte Arjantin'de de elma var. Dünyanın her yerinde de elma var. Bütün elmalar aynı. Bak. İstadı, kabiliyeti, nitelik ve özelliğiyle bak aynı tezgahtan çıkmış. Aynı kudretin, aynı tasarrufatın, aynı rububiyetin tezahür ve tecellisi. Evet. Şimdi burada bu 8 maddeden sonra Bezman Hazretleri bu meseleyi tekrar hülasa ediyor. Tekrar önemine binaen dikkatleri çekiyor. En önce nazara verdiği nokta en harika bir sahavetle eşya ve mevcudat, mahlukat, evet. En harika bir sahavet, cömertlik içerisinde en harika bir hüsnü sanatla, en güzel bir sanatla yaratılıyor. İşte bu yaratılış. Sahavet içerisindeki hüsnü sanat ya da hüsnü sanat içerisinde bu kadar sahavette harika yaratılış açık ve bedihi bir şekilde ancak muhit, mutlak bir kudretin tezahürü olabilir. İşte hem sahavet hem hüsnü sanattaki mükemmellik kör kuvveti, sağır tabiatı, ya şuursuz sebepleri tart etmiş oluyor. Bu nokta bir. İşte bunu böyle hakimane düşünmemiz lazım. Hüsnü sanat, en harika hüsnü sanat ve hüsnü sanat içerisinde harika, sanki mutlaka doğru gidecek bir sehavet var, bir cömertlik var. Bunu ne yapıyoruz? Zemin sayfasında, bahar aynasında müşahede ediyoruz. Bu nokta bir. Yine tefekkürde derinleşme noktasından ikinci bir cihet, kainatta yaratılan her şey, ister nev olsun, ister fert olsun, hepsi intizamla beraber, gayet intizamlı, gayet ölçülü, gayet düzgün, gayet maharetle yaratılıyor. Ama bu yaratılışta harika bir suhulet, gayet kolaylık, zorluk yok, meşakkat yok, sıkıntı yok, problem yok yani. Evet, bu kadar intizam içerisinde harika bir suhulet, kolaylık da ancak ve ancak muhit bir ilim sahibi olan Allah'ın rububiyetiyle, tasarruf ve hallakiyetiyle izah ve ifade edilebilir. Bu da ikinci bir tefekküre pencere. Üçüncü bir pencere, bakın, Allah'ın yarattığı her şey gayet mizan içerisinde yaratılmış. Ölçülü düzgünlük. Bak, hakimane, ölçülü bir düzgünlük içerisinde. Değil mi? Arkasında matematik var, ya, mühendislik var. Öyle bak. Mühendislik gözüyle bak, matematik gözüyle bak. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey gayet mizanlı, ölçülü yaratılmış. Ve bu mizan içerisinde mucizane bir şekilde yaratılan her şey surat-ı mutlaka içerisinde. Sanki zamansız. Gayet suratlı, surat içerisinde en hızlı, mükemmel bir şekilde varlık alemine çıkıyor. İşte eşyanın hem mizanlı hem ölçülü olması, hem mucize yaratılması, hem de surat-ı mutlaka içerisinde gayet çokluk ve çabuk içerisinde yaratılması da demek her şeyin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın emrine ve kudretine musahhar olduğunu. Yaratan bilmez mi hiç? Tedbirin, tanzimin, harlakiyetin, mizanın, icazın ve surat-ı mutlakanın arkasında Cenab-ı Hakk'ın
külli rububiyetinin şahane mucize tecelliyatı da akıl gözüne gösterilmiş oluyor. Bir başka ufuk, bir başka derinlik. Şimdi kainatta tasarrufat ilahiye geniş ve harika ve mucize. Allah'ın tasarrufuna bakın. Yerler, gökler, alemler, içindeki bütün mahlukat. Milyarlarca, trilyonlarca mahluk ve mevcut. Bak. Evet. Tasarrufat ilahiye geniş. O tasarrufat ilahiye içerisinde harika bir hüsn sanat var. Harika. Mucize bir sanat güzelliği var. Tezyinat var, taltifat var. Renklendirme var. Bak. Çiçeklere bakın, koku var. Zerafet var, tenasüp var. Muvazene ve denge var. İşte bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek her şey Allah'ın ilim ve kudretiyle tezahür ediyor. Demek her şeyin yanında bulunan, her şeyden haberdar olan, her şeyi mucizana yaratan bir sani-i kadirin ilim ve kudretini, tasarruf ve rububiyetinin kemalatını da elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor. Ha, bir başka bakış, kainatta kesret var, çokluk. Kesret içerisinde mevzuliyet var, gayet bolluk. Kesret içerisinde gayet bolluk var. O bolluk içerisinde her fert, ferden baktığımız zaman, neven baktığımız zaman aynı hakikati gördüğümüz gibi, ferden baktığımız zaman her bir fert, her bir mahluk, her bir sanat eseri de efendim gayet kıymetdar bir keyfiyette yaratılmış. Demek fiili ilahide intizam var, mizan var, ölçü var, muadelet var, hikmet var, rahmet var ve inayet var. İşte bunlara neyi gösteriyor? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın hazineleri gayri mütenahi. Her şeye malik, her şeyi yapmaya muktedir olan bir Sani-i Zülcelal'in kainattaki külli rububiyetini ve namütenahi hazineler sahibi ve her şeyin maliki olduğunu elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor. Bir de bir başka bir bakış. Bunların hepsi aslında tefekkür noktasından bir pencere. O pencere içerisinde fikren ne kadar temaşa edebilirsek bunlar Cenab-ı Hakk'ın kainattan esmaya medar sır-ı hakikatları okuma noktasından fevkalade kıymetdar ve ehemmiyetlidir. Diğer bir bakış, kainatta mevcudatın karışıklığı var. Element noktasından bakın, karışık. Toprak, hava, su, efendim, dört unsur, efendim, unsurların birbiri içerisine girmesi itibariyle bakınca çok cihette dünyada karışık tezahürler var mı? Var. Ama bütün bu karışıklıklar içerisinde, bakın, Cenab-ı Hak nasıl yaratıyor? Bakın, fevkalade imtiyaz ile bir teşahhusat veriyor. İltibas yok. Karışma yok, şaşırma yok, unutma yok, ihmal yok. Milyarlarca, milyonlarca mahlukatın, bak, o mahlukatın her birinin fevkalade imtiyaz içerisinde yaratılması, her şeye farklı bir teşahhus, farklı bir sima, farklı bir suret verilmesi neyi gösteriyor? Demek ki Cenab-ı Hak her şeyi görendir. Her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır. İşte her mahlukun mümeyyiz bir şekilde diğer insanlardan farkı fark ettirecek milyarca, trilyonlarca farklılık içerisinde mümeyyiz bir şekilde yaratılması, her şeyi gören, her şeyi bilen,
her şeyden haberdar olan bir zata mahsustur. Demek Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti külliyedir, muhit ve muhteşemdir. Bir başka derinlik, bir pencere de şu. Küre erza baktığımız zaman dağınık bu kadar fertler var. Bunlar farklı uzaklıkta. Dünyanın muhtelif yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı farklı farklı mahluklar var. Şimdi bunlara baktığımız zaman şöyle bir tespit ortaya çıkıyor. Suret noktasından ve vücut noktasından veya teşkilat noktasından bakınca bunların arasında husula gelen bir tevafuk var. Ne demek yani? Bakıyorsun, işte mesela bir insana bak. Bir insana bak. Ya da bütün insanlara bak. Ne görüyoruz? Bak. İster bir olsun, ister bin olsun, isterse 100 milyar olsun. Bütün hayvanlara, bütün hayat sahiplerine bakın. Hepsinde bak, hangi nevi dikkat ve ibretle tetkik ettiğimiz zaman şu netice ortaya çıkıyor. Onların esasları aynı. Azaları aynı. Aynı kalıp. Bakın şimdi insanın simasına bakın. İnsan simasında iki tane göz, iki tane kulak, eller, ayaklar, azalar ve cihazatlar hepsi aynı. Bu bizi nereye götürüyor? Demek İnsanın simasında tasarruf eden ilim bir, kudret bir, irade bir, tasarruf bir, tanzim bir, teşkil bir, tertip bir, hikmet bir, tedbir bir, Allah bir. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini bu tevafukla yapmış oluyor. Hem suretlerde, hem vücut ve mahiyeti asiyede, hem de teşkilatta onun ortaya çıkmasını hazırlayan vasıtalar noktasından bakınca aynı sünnetullah kanunu içerisindeki bu tevafuk, evet, Cenab-ı Allah'ın hallakiyetini, rububiyetteki eş ve benzeri yok. Yani yaratan, yaşatan, tedbir ve tanzim eden tek bir Allah'ın vahdaniyetini kemal-i şaşa ile elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor. Demek bütün bu sayılanlar küre-i arzda yedi tasarrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan tek bir zatın varlığını akıl gözüne göstermiş oluyor. İşte nevin dikkatle, ibretle bak, nevlerin, mahlukatın nevlerine baktığımız zaman bunların kesret-i etbaası var. Her nevin fert noktasından bakınca kainatın kuruluşundan bugüne gelinceye kadar, değil mi? Bütün mikroplar, virüsler, canlılar, nebatlar, hayvanlar say gitsin, trilyonlarca neyi var? Kesret-i etbaası var. Bunları tek tek göz önüne çıkarttığımız zaman, hakimane baktığımız zaman her bir fert, her bir masnu, her bir mahluk harikulade bir hüsn-i hılkatta yaratılmış. İşte bu Cenab-ı Allah'ın kadir-i mutlak olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, rububiyeti ve hallakiyeti noktasında azla çoğun, büyükle küçüğün onun kudretine nispeten bir olduğunu akıl gözüne göstermiş oluyor. Demek Cenab-ı Allah'ın kudreti nispetinde, kudretine nispeten birle binin, azla çoğun, cüzle küllün farkı yoktur. İşte bütün bu sıralanlar, bakışlar, şu maddeler halinde ifade ettiğim bir şeyler neyi netice veriyor? İcad-ı ilahi ile yaratılan her şey Allah'ın sanatıdır. Ve bunların sanatkarı da Cenab-ı Allah'tır. Demek yaratan Allah'ın kainattaki fiili rububiyetinin bunlar delil ve hüccetleridir. Ayet ve burhanlarıdır. Bunlarla beraber şöyle bir noktayı da dikkatimize
veriyor. Bu da önemli. Başka bir delil diyor. O delil de şu. Şimdi insanların hayatına, mahir insanların istat ve kabiliyetine baktığımız zaman bazı şeyler arasında tezat var, zıddiyet vardır. Mesela sahavet. Mesela mutlak sahavet. Cömertlik. Tamam, sahavet güzel. Bir de azami iktisat. Sahavet içerisinde azami iktisadı dengelemek, muvazene getirmek nedir? Çok zordur. Herkes buna muktedir olamaz. Mümkün değil. Yani sahaveti, sahavet, mutlak sahavetle azami iktisatı bir araya getirmek, dengelemek fevkalade zordur. Sanki muhal derecesinde müşküldür. Başka bir şeyi süratle fakat en mizanlı bir şekilde yapmak. Gayet ölçülü, gayet düzgün ve gayet süratle yapmak. Çok zor yani. Beşerin istat ve mesela güzel sanatlar noktasından bakın, sanatı noktasından, el emeği noktasından bakının, süratle mizanı dengelemek de zor. Hani bir şeyi sanatkarına mükemmel yapmak isteyince ona ne lazım? Mizanını yapmak için zaman lazım, değil mi? Çok güzel bir mihrap, çok güzel bir minber, çok güzel bir kubbe, çok güzel bir caminin mihrabını mermerden yapacaksınız, o 2 dakikada çıkmaz. Bakın, azami suratla azami mizanı da birbiri içerisinde mezzetmek de fevkalade zordur. Başka, bir şeyi çok kıymetli olmakla beraber onun çok ucuz olması da tezat ve zıttır. Bir şey kıymetli ise ara küllal, onun pahası nedir? Yüksektir. Sanki mutlak ucuzlukla kıymetli olmak arasında da ne vardır? Bir tezat vardır. Başka, karışıklık içerisinde, bu kadar sonsuz karışıklar içerisinde imtiyazlı yapmak, mümeyyiz yapmak arasında da tezat vardır. Şimdi bakın, bunlar beşer aleminde, bunlar tezatlar var mı? Ama dikkat-i ibretle baktığımız zaman bu zıtları bir fiilde cem etmek ancak ve ancak kudreti hassiz olan bir sani kadire mahsustur. İşte Allah'ın kudreti karışıklık içerisinde fevkalade mümtaz yaratıyor. Ucuzluk içerisinde fevkalade kıymetdar halk ediyor. Surat-ı mutlaka içerisinde fevkalade mizanlı, ölçülü icat etmiş oluyor. Ya fevkale sahavet içerisinde fevkalade iktisadı cem etmiş oluyor. Evet. Demek her bir fıkra, işte bu sıraladığımız maddeler, her bir fıkra tek başına hatim-i eadeti izhara kafi olduğu takdirde fıkraların heyeti içtimaiyesi pek zahir bir tarik-i evla ile hatim-i eadeti gösterir. Şimdi bütün bunları arka arkaya sıraladığımız zaman o bir delil diğerine, o da diğerine kuvvet vermiş oluyor. Bütün bu kuvvetler ne yapıyor? Hatem-i ehadiyeti akıl gözüne gösteriyor. İşte bu izahtan وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَكُنَ اللّٰهِ ayeti kerimesinin sırrı zahir oldu. Yani o inatçı münkire Halık-ı semavet ve arz kimindir diye sorulduğu zaman, bak, o münkire, o Allah'ı inkar edene sorulsa, değil mi? Halık-ı arzın ve semavatın sahibi ve maliki kimdir diye sorulduğunda çağır neçar ister istemez ne diyecektir? Allah diyecektir. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Allah, değil mi? Ayette geçiyor. Ellerin ayaklarını yaratan kimdir? Allah'tır. Demek Cenab-ı Hak halık-ı kulli şeyidir. Her şeyi halk eden, her şeyi tedbir eden, her şeyi tanzim eden Allah'ın kainattaki vahdaniyetini kemal-i şaşa ile şu icat, şu hallakiyet hakikati içerisinde elhamdülillah müşahede etmiş oluyoruz.